10 numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karşınıza görüyorsunuz zaten. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Yeni bir kuşumuz var. Sultan papağanı. Kuzenimden aldım bunu. Alıştıramamış. Aslında o benden daha çok kuş baktı. Daha tecrübeli. Ama şöyle düşünüyorum. Çünkü bana sordu sen limonu nasıl alıştırdın diye. Büyük ihtimalle şundan. Ben limonu alıştırırken daha doğrusu alıştıramazken ondan yardım istiyordum. Olmuyordu çünkü çok inatçı limon. Büyük ihtimalle ondan diye düşünüyorum. Limon inatçı olduğu için onu benim alıştırdığımı bilerek nasıl yaptığımı falan sordu. Olmamış. Dedi ki sana vereyim mi? Olur dedim. Bir deneyeceğim bakalım. Bence hakkından gelirim senin ha. Ne dersin? Çok ürkek. Normal. Zaten yeni gelmiş bir kuş. Isırma huyu varmış. Limon kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ee, şeyden. Bakın şu şekilde elim uzattığımda kaçıyor. Ve şuradaydı. Şu tarafa çıktı. Oradayken elimi soktum. Çok yakınlaştırdım ama ısırmadı. Kaçmayı tercih etti. Eğer bunu limona yaptığımda aynı durumu limona yaptığımda ısırıyordu. Bu benim için iyi. Yani ısırmasındansa kaçmasını tercih ederim. Bunu kafes çok küçük olduğu için kaçacak yeri yok. Kaçacak yeri olmadığı için de her elim uzattığımda ısırarak karşılık verecek. Yani abartırsak tabii ki ısırır. Her elim uzattığımda bu bana ısırarak karşılık verecek. Kaçarak değil. Çünkü gördüğünüz gibi kafes dar. O yüzden dışarıda alıştırmaya devam edebilirim. Tabii bir gün geçmesi lazım. Dediğim gibi uçuk kendine zarar verebilir. Ama bu yeni aldığınız kuşlarda bir aylık kuşlarda falan gerek yok buna. Yani bir hafta kafesten çıkarmayın falan buna gerek yok. Çünkü direkt çıkarabilirsiniz uçmayı bilmiyorsa. 2 aylık 3 aylık ise uçmayı biliyordur. Ama 1 aylık kuşlarda 1.5 aylık kuşta ne gerek var? Çıkarmaya zaten hayvan uçamıyor. Ee, başka bir şey var mı? Ha, adını bulut koydum. Ee, orada adı neydi bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Çünkü bana geldi artık sıfır yeni bir hayata başlayacak. Ve isminde bulut diyeceğim şöyle ki eee, sanki yeni aldığım bir kuşmuş gibi davranıyor.